Herkese Posta Yemek'ten merhaba. Sütlü tatlı sevenler için Sultan Sarması tarifiyle sizlerleyiz. İnternette çok aratılan bu tarifi 15 dakikada pratik bir şekilde yapmayı göstereceğim. Şimdi bu sütlü tatlının yapılışına dilerseniz başlayalım. Sultan Sarması'nda kullanacağımız malzemeleri ilk önce tanıyalım. 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı tereyağı, Hindistan cevizi, 1 litre süt ve krem şantilerimiz için kullanacağımız 400 milim süt var ve ayrıca bir pakette vanilin kullanacağız. Dipnot vermek gerekirse bugünkü tarifimizi Hindistan ceviziyle yapıyoruz. Ancak internette bu tarifi bisküviyle ve kadayıfla yapanlar da var. Araştırdığım kadarıyla orijinali Hindistan ceviziyle yapılanı ve biz de buna bu tarifte sadık kalıyoruz. İsim konusuna gelecek olursak bu tarif internette padişah sarması olarak da aratılıyor. Eğer bu tarifi internette bu isimle görecek olursanız şaşırmayın. Aşağı yukarı bu tariflerin içeriği aynı. Dilerseniz tarifimizin yapılışına geçelim. Pişirme işleminden önce ilk başta Hindistan cevizimizi tepsimize dökelim. Daha sonra bunu tepsiye yayacağız eşit şekilde. Sıra geldi pişirme işlemine. İlk başta toz şekerimizi koyarak başlıyoruz. Arkasından 1,5 su bardağı unumuzu ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Daha sonra bunları karıştırıyorum. Sonra 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Topaklaşma olmaması adına iyice çırpacağız. Tenceremize eklediğimiz malzemelerimizi kaynayana kadar karıştıracağız. Arkasından 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilin ekleyeceğiz. Buradaki önemli nokta çok pişirmemeniz. Kaynama noktasına gelene kadar karıştırmanız gerekiyor. Metal çırpıcı kullanmamın sebebi malzemenin topaklaşmasını engellemek. Tabii tavayı çizebilir. O yüzden ben plastik kullanmanızı öneriyorum. Plastik çırpıcı kullanmanızı öneriyorum. Ama benim yaptığım biraz hata tabii ki de. Muhallebimiz katılaştı gördüğünüz gibi. Şimdi son malzemelerimizi ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi tekrar bu eriyene kadar karıştıracağım. Tereyağımız eridi. Şimdi 1 paket vanilini ekliyorum. Onu da iyice karıştırıyorum. Muhallebimiz bitti. Şimdi altını kapatıp Hindistan cevizi eklediğimiz tepsimizin üzerine ekleyeceğiz. Daha sonra 1 saat dinlendirmek üzere buzdolabımıza koyacağız. Şimdi Hindistan cevizimizin üzerine muhallebimizi ekliyoruz. Böyle bir spatula yardımıyla şimdi muhallebimizi etrafına yayıyorum tepsimizin. Muhallebimizi iyice üst kısmını düzleştiriyoruz spatula yardımıyla.
şu anda hazır. Muhallebimizi Hindistan cevizimizin üzerine serdik. Daha sonra 1 saat dinlendirmek üzere dolabımıza koyuyoruz. Muhallebimiz dolapta soğuya dursun. Biz de o arada krem şantimizi hazırlayalım. 2 paket krem şantimizi kabımıza boşaltıyoruz. Döktüğümüz krem şanti tozumuzun üzerine 400 milim sütümüzü ekleyeceğiz ve mikser yardımıyla karıştıracağız. Krem şantimiz hazır. Şimdi muhallebimizin soğumasını bekliyoruz. 1 saat geçti. Muhallebimiz hazır. Dolaptan çıkarttım. Şimdi üzerine krem şantimi ekleyeceğim. Spatula yardımıyla şimdi yayıyorum krem şantimi. Şimdi tatlımızı kesiyoruz. Dilimlere ayıralım. Bir de orta kısımdan böyle keseceğim. Evet, şimdi sarma aşamasına geliyoruz. Sıra geldi sultan sarmamızı tatmaya. Sultan sarmamız çok lezzetli olmuş. Siz de bu pratik tarifi evde kolayca yapabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.